Yani dünyayı Allah'ı unutarak, ahireti unutarak seven bir adam bir müddet sonra dünyaya düşman oluyor. Düşman zannettiğine düşmanlıkla karşılık veriyor. Onun için ahireti bilmeden, ahiret bağlantısını görmeden, Esma-i Hüsna ile dünyanın ve olayların irtibatını kurmadan bu dünyaya dost olarak ve dünyayı kendisine dost görüp Dünyadan göçen olduğu kanaatli değilim. Yani biz kimsenin hayatının son anlarını bilmiyoruz. Ama Allah hesabına dünyayı sevmeyenin sonunda dünyaya düşman olduğu. Yani bunu diliyle de söylediği. Yok kardeşim ya herkes menfaatçi. Gerçek dost yok. Herkes böyle kendi menfaatini düşünüyor. Diye diye ölüp gittiği kanaatindeyim. Yani ne çiçeklerin gülümsemesinde dostluğu görebiliyor. Çünkü çiçekler de bir gün solduğu için Allah hesabına çiçeğe bakmayanı çiçek de üzüyor. Sadece çiçeğin dikenleri değil. Çiçeğin o tebessüm eden hali bile Allah hesabına çiçeğe bakmayanın gözünde şöyle görünüyor. Sen beni üzmek için gülümsüyorsun. Yarın üç gün sonra solup gideceksin. Ondan sonra da bana bir darbe vurup gideceksin. Senin şu gülümsemelerin haşa bana sahte geliyor diyor. Allah'ı bilmeyen, Allah'ın güzel isimlerine aynı olduğuna şahit olmayan ve Allah'ın o çiçeği tohumlarında saklayarak, yeniden açarak hep böyle güzel manzaralar seyrettirdiğini ve ebedi cennete hazırladığını dikkate almayan bir adam sokakta bir arkadaşının gülümsemesinden de rahatsız oluyor. Bende herhalde menfaati var diyor. Bu dünyada menfaat olmasa diyor kimse kimseye selam vermez diyor.